Şimdi burada tanklar ve zırhlı araçlar dizilmiş. Bu şekilde. Şu T'ler tankları ifade ediyor. Şunlar da zırhlı araçlar. İki ayrı araç olduğunu ifade etmiş burada. Birbirinden farklı iki araç. Birisi tank, diğeri zırhlı araç. Şöyle demiş. Bu törende, yani bu şekilde dizilmişler. Yani kenarlarda şöyle satır satır düşünürsek iki tane tank, sonra iki uçta tank, arada zırhlı araç. Uçlarda tank, aralarda zırhlı araçlar var. 22 tane tank varmış. Biz hemen şunu söyleyebiliriz. Bu sırada kaç tank var? Hatta şöyle alayım. Bu sırada kaç tank var? 2 tank. Bu sırada kaç tank var? 2. Burada ne kadar var? 2. 2 burada var. 2 de burada var. Her sırada 2 tane var. Toplam 22 ettiğine göre biz burada 11 sıra olduğunu söyleyebiliriz. 11 sıra varmış. 11 sıra var. 11 sıra halinde dizilmiştir. Tabi aradığımız şey zırhlı araçların sayısı. Onu da şöyle hesaplarız. Şimdi birinci sıraya bakalım. Birinci sırada kaç tane zırhlı aracımız var? Yok, sıfır. İkinci sırada kaç tane var? Bir tane. Üçüncü sırada iki tane. Böyle artarak gidiyor. Sonra böyle ilerlersek, hatta ben şu bir tane daha yazayım. Daha iyi görmemizi sağlar. Peki dördüncü sırada kaç tane zırhlı araç var? 3 tane. Şöyle ilerliyorum. Bu 11. sıra sonuncusu. 11. sırada kaç tane olacak? 10 tane. Şuradan anlıyoruz. 1 eksiği kadar. 2'nin 1 eksiği, 3'ün 1 eksiği, 4'ün 1 eksiği, 11'in 1 eksiği 10. Bizim aradığımız şey şunların toplamı. Şöyle küçültüyorum. Aradığımız şey şu. 0. Hadi yazalım. Gerek yok ama. Artı 1, artı 2, artı 3, artı nokta nokta, artı 10. Biz bu toplamı şöyle hesaplayabiliriz. Formül kullanabiliriz veya ortalama yöntemle de hareket edebiliriz. Kaç tane sayı var burada? 11. 11 çarpı terim sayısı. Ortalaması da baştaki ve sondakinin toplamının yarısı. 0 artı 10, 10 bölü 2. Şunları sadeleştiriyorum. Burası 1, burası 5. 11 çarpı 5'ten 55. Demek ki 55 tane zırhlı araç varmış.